Maksat Muhabbet programıyla bir kez daha karşınızdayız. Milli takım arasındaki karşılaşmalar devam ediyor. ile ee, karşılaşacağız. Ee, Cuma günü Türkiye İlanda ile karşı karşıya gelmişti. 1-0'lık e, galibiyetimiz söz konusuydu. E, bu defa Karadağ karşısında neler yapacağız? E, önümüzde Türk kahvemiz var. Türk futbolunun falına bakmayacağız, merak etmeyin. Aman Arada abi, yudumlayacağız. Öyle bir şey söyleyeceksen ben direkt böyle söyleyemem. Yok evet. ben, ben benim de öyle bir heyecanım yok. Ne şey söyleyeceğim? Bu nasıl Türk kahvesi ya? Bu filtre Türk kahvesi mi? Engin e, e, bu nedir? Yemin Biraz ederim burada... az olmuş. Evet hocam Karadağ Türkiye maçı. Ne oluyor bu arada yine güzel maçlar var ha. Onları var. da konuşacağız. E, bizim maç da güzel ama bizim maçın alt bitme ihtimali yüksek. Löchesco'nun niyeti belli ki böyle. Yani bizim beklediğimiz o heyecan verici, ofansif açıdan güçlü takımı oynatmayacak. Fatih Terim'in en iyi oynattığı dönemi hatırlayalım. İşte 2008 falan filan. O futbolun tam tersini göreceğiz. Alt mı diyorsun bu karşılaşmaya? Ben alt diyorum sen. Ben de ilk yarı beraberlik üzerinden gidiyorum. Çok güzel. Çok çok güzel. Ben Bir daha söyler misin? Ne ben kadar artık çıkıyor? böyle alt dedim. O yüzden böyle lafımın arkasına kalacağım. Arkadaşlar ama oynayınca ben kupona ilk yarı beraberlik oynayabilirim. İlk yarı beraberlik ya de Sonra bana kızmayın. Ama ben böyle alt diyorum. Lafımın arkasındayım. Yattırırsam sizi çok özür dilerim. Karşıklı gol olabilir mi dersin? Ne dersin? Engin oynasın karşılıklı gol. Senin oynayasın var galiba. Var. <laughs> Engin bu işleri bilir ama arkadaşlar. Şimdi. Evet mesela bize böyle Türk kahvesi diye filtre kahve getirdi. Bari filtre kahve daha evet, fazla bazı, getirilir yani. Bazı Türk kahvesi var. az getirilir. Döner almaya gitti. Aslında dönerci böyle yıkılmış şey haberimiz <laughs> yok falan. Türk kahvesi bile bu kadar böyle az getirilmez bu, Oğlum, nedir? Döner. bu nedir ya böyle? <laughs> döner hikayesi ya. ya, ya dönerci yıkmışlar. Ya bu nedir ya? Peki Almanya Brezilya maçına geçelim. Geçelim. Var. Almanya, Brezilya deyince de akıllara 7 geliyor saçma ama şeyler geliyor. Unut, unut. Bu As maç 7-1 bitmeyecek. Bazı şeyler unutulmaz hocam. Bu maç 7-1 bitmeyecek. Brezilyalılar bitmeyecek. bunu unutturacak bir galibiyet alabilir ama 2-0 alabilir, 3-1 alabilir. Neden dersen Mesut Özil yok, Emrecan yok, Thomas Müller yok. Aynı Almanya'nın yerlerinde olacak oyuncu var mı? Var, kralı var. Ama ekol oyunu oynamak için bunlar biliyorsun önemli oyuncular. Ya bir kere kontrada falan affetmiyor Brezilya. Aynı o işte... Tite yazılır, Çiçe okunur. Çiçe hocamın korunç yansı gibi. Sokrates demişti ki rahmetli. Öleceğiz hepimiz bir gün. Ben inşallah demişti. Korun şampiyon olduğu bir pazar ölürüm demişti. Hakikaten öyle oldu. Biliyorsun ha. Deme ya. Evet ne diyorsun maça? Yani e, bu maçta üst kokuyor hocam yani şimdi yalan söyleyelim. Üst bence de. E, bari şunu da içeyim ırmak içmiyorsan. İç iç. Bu kadar az verilir mi ya? Vallahi. <laughs> Tadım karneyle dağıtıyorlarmış hocam. Hemen fondip hemen hemen hemen. Aa. Ne fon oğlum. <laughs> evet. Zaten azıcık peki, bırak böyle yavaş Sıradaki yavaş. maçımıza geçelim. İngiltere, İtalya. Ya kendini hep. hep olduğundan daha iyi zannetme sorunu var İngiliz. Bu maç bana alt gibi geliyor Şimdi ya. Hocam tüm zamanların en kötü İtalya milli takımı performansıydı. Çünkü Dünya Kupası'na gidemedi. Ben doğduğumdan beri evet, hiç İtalya hiç İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışında görmemiştim. Ne diyorsun peki? İkisi de geçiş sürecinde karşılıklı gol oynayalım diyorum. Ben alt diyorum ya bu maça. Benim tahminim alt olacağı yönünde. Sen? 2-3 <laughs> gol <laughs> 2-3 gol o da bak mantıklı. Ben 2-3 golü çok seviyorum. Bak onu kaç zamandır unutmuştum ya. Peki son maçımıza geçelim hemen hızlıca. İspanya ve Arjantin. Gelmeden önce İspanya Teknik Direktörü Lopetegui'nin açıklamanı dinledim. Messi yokken bile onlar dünya şampiyonu olabilir dediler. Hocam kimi yiyorsun? Diyor. Yani Messi, Messi varken, varken bile olamıyor. Olamadılar. Hocam, Hocam, Messi yokken, yokken olurlarsa yani? Ya. da yani oha yani affedersiniz ama. Baktım <laughs> Lopetegui Mourinho Barcelona'da çalışırken Lopetegui de böyle yedek kaleciymiş etkilenmiş. Dedi, Valla maç ne olur. Karşıklı gol karşılıklı gol. Olacak. Ben de karşılıklı goldeyim ya. Sen 2-3 gol diyeceksin ikisi. ben beraberlik bekliyorum. Ooo. Wow. Oh. oh. Radikal. Radikal. Fuat Aktağ gibi. Fuat abi gibi oldu. Program açıyor. <laughs> <laughs> Radikal diye Fuat abi gibi oldu. Kunishige Kamamoto kimdir? Ne? Kunishige Kamamoto. En çok gol atan oyuncusu kimdir Japonya tarihinin? Kunishige Kamamoto. Kamamoto. Cristiano mu? Ronaldo Mısır'a çok yaş 39 40'lara kadar Mısır'a go son dakikalarda attığı iki golle Kunishige Kamamoto'yu geçti milli takımlarda gol atma yar hmm. yarışında. Peki Ronaldo 3. sırada. İlk 2'de kim var lütfü? Puşkaş mı diyorsun? Puşkaş evet. Tamam. Diğeri Bizim böyle komşu ülkelerden böyle güneydoğuya doğuya doğru git doğuya. Git git git. Doğuya. <laughs> Bu Bittin şey gibi. şaban evet. şaban evet. da var ya. Evet. Al aşağı edebilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Geç sınırı. Geç sınırı. Kumandanım görüyorum. <laughs> Geçtin mi? Geçtim. Hangi ülke var orada? Neredeyiz? <laughs> hani böyle Tebriz falan filan. Hangi ülke orası? Koş ayran. Koşuyorsun ayran. Ayran iç değil mi? <laughs> İran. İran'a geldin mi? Evet. En golcüsü kim İran'ın? Ali Dahi. Oh be nihayet ya. Ali Dahi, Dahi ya. Doğru Ali, Ali Dahi. Dahi. Ali Dahi. Evet hafızamızdan çıkmış hocam bunlar. Evet efendim Peki. tahminlerimiz bu şekilde. Maksat Muhabbet'ten bu haftalık bu kadar. Milli Maç Haftası'nda herkese bol şans diliyoruz. hoşça kalın